Şimdi değerli arkadaşlar, herkes çok yakından ilgilendiren bir yasa geçiyor. Bu önemli yasayla birlikte çok önemli değişiklikler yapılıyor. Bu değişiklikten herkes önümüzdeki dönemde çok etkilenecek. Değerli arkadaşlar, bu değişiklikleri yapanlar neden ihtiyaç duydular? Neden bu anda bu kanunu getirip bu zamanda geçirmek istiyorlar? Bunun bir sebebi var değerli arkadaşlar, korkuyorlar. Açıkça korkuyorlar. Geçmişte işledikleri suçlardan, yargının karşısına çıkmaktan korkuyorlar. Bu nedenle işgal ordusu gibi girip yargıyı darmadağın etmek istiyorlar. Değerli milletvekilleri, bunu yapan insanlar geçmişteki uygulamalara baktığımız zaman siyah dediklerine beyaz diyorlar, beyaz dediklerine siyah diyorlar. Ve bunları yaparken de hiç yüzleri kızarmıyor, en ufak bir pişmanlık duymuyorlar. Bu grup bir gün cemaatle, bir gün liberallerle, bir gün milli görüşçülerle iş tutuyorlar, iş birliği yapıyorlar. Hangisi hangi gün işine gelirse onu kullanıyorlar. Değerli arkadaşlar, bir gün öyle, bir gün böyle. Geri vitese yetişmekte, hızınıza yetişmekte zorlanıyoruz. Bakın birkaç gündür Cumhuriyet tarihinde daha önce yaşamadığımız olayları yaşıyoruz. Bir özür dileme ve çark etme furyası başladı. Rusya'dan özür dilendi. İsrail'le öpüşülüp barışıldı. Mısır'a göz kırpıldı. Bu hızla giderseniz önümüzdeki hafta Sisi'den, sonra Esad'dan, 3 vakte kadar Fethullah Gülen'den özür dilerseniz şaşmayız. Bakın değerli arkadaşlar, bir de Mursi'ye destek için, onu da hatırladım, Mursi'ye destek için hani Rabia işareti yapıyordu ya, Rabia işareti. Hani siz alkışlıyordunuz ya. Vallahi bir gün bu hareketi dese ki, şöyle miydi? Peki. Bir gün dese ki, ey Davutoğlu, ben bu hareketi Mursi'ye destek için yapmadım. Bu hareketi Sisi dört dörtlük adamdır demek için yaptı dersen şaşmayız. Bunu da alkışlarsınız. Değerli arkadaşlar, bakın İsrail dostu terör devleti oldu. Şimdi yine kardeş oldu. Kardeş ülke. Bizim dostumuz ülke. İsrail bizim devleti, bizim dostumuz diyor sizin sözcünüz. Bizim dostumuz değil. İsrail devleti bizim dostumuz değil. Mazlumların dostu değil. Sizin dostunuz olabilir ama bizim dostumuz değil, onu bilin.